11 sene önce nasıl gördün en son? Küçük yine. Ne yapıyordu baban o sırada? Hiç. Böyle. Ben bilmem ki. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir resim falan hatırlamıyor musun? Hiç, mesela baban bıyıklı bir adam mı, sakallı bir adam mı, uzun boylu mu, kısa boylu mu, nasıl bir adam? Sakallı bir adam. Nereden biliyorsun? Fotoğrafta bir tarafı görmüştüm. Fotoğrafını gördün? Bir defa. Sen kaç yaşındaydın ayrıldığınız zaman? 3. 3 yaşında hiçbir şey hatırlamıyorsun. Evet. İnsan 3 yaşında bir şey hatırlamaz mı? 3'te mi hatırlamaz, 5'e kadar mı hatırlamaz? 5'ten sonra mı hatırlar? 3 yaşına kadar beraberdiniz. Niye ayrıldınız beraberken? Annemle kavga ettiler o zaman. Niye kavga etmişler? Ben bilmem o zaman. Sadece duydum, kavga ettiler, onun için ayrıldılar. Kavga ettikleri için ayrıldılar? Evet. Biz neden kavga ettiklerini söyleyeyim mi sana? Biliyor musun? Hayır. Babam bir başka kadın getirmiş eve. Sen bilmiyor muydun? İlk defa karşımdaki konuktan daha fazla şey biliyorum. İkinci bir kadın gelmiş eve. O kadını sen tanımıyor musun? Hayır. Sen kimle büyüdün? Esas annemle. Esas annenle? Evet. Ha, sen, annen seni aldı gitti o zaman. Evet. Hiç tanışmadın yani ikinci kadınla. İşte annenin seni alıp gitmesinin nedeni o ikinci kadın. Bunu bilmiyor muydun? Hayır. Peki baban deyince ne anlıyorsun? Kafanda ne canlanıyor? Bazen kötüler, bazen iyi işler işte. İyi ne? Bazen beni dikkat etti, annem alışverişe giderken. Hem öyle. Ne, alışverişe giderken? Evet, annem alışverişe gitti, o zaman babam bana bazen dikkat etti. Sana dikkat etti? Evet. Seni kolladı, korudu mu? Evet. Hatırlıyorsun yani babanı? Biraz, çok biraz. Hiç görmek istemedin mi babanın kendisini 11 yıl içinde? Evet, görmek istedim. Ne yaptın bunun için? Buraya telefon ettim işte. Film gibiden önce bir şey yapmadın mı? Hayır. Daha önce gidip babanı niye görmek istemedin? Onu ben şimdi bilmem. Niye? Peki şimdi nasıl aklına geldi buraya gelmek? Babamı görmek istedim şimdi. Onun için. Film gibiye başvurmayı nereden akıl ettin? Film gibi seyrettim. Nerede? Bizim evimizde. Eviniz nerede? Almanya'da. Sen Almanya'da mı oturuyorsun? Evet. Hangi şehirde? Saarbrücken'de. Annenin yanında? Evet. Annen evli mi? Evliydi. Ayrıldı mı? Evet. Şimdi yalnız başına annenle sen mi oturuyorsun? Yok, tak 3 tane küçük kardeşlerim var. Senden daha küçük. Evet. Ayrıldığı eşinden. Ama sen gerçek babanı asla görmedin şimdiye kadar. Hayır, görmedim. Biz sana gösterelim mi babanı? Evet. Biz gittik babaya. Babayı ben de merak ettim. Bir seyretmek ister misin? Evet. Evet, babaya gittik biz, bakalım. İyi akşamlar efendim. Şu an Ok Meydanı'ndayız. Bize başvuruda bulunan Müslüm Eser henüz daha 14 yaşında ve babası Dursun Eser'i 11 yıldır görmemiş. Şu an Dursun Bey'in evinin önündeyiz. Birazdan kapısını çalacağız efendim. Dur, dur bir dakika. Şimdi bu kapı açılınca babanı göreceksin. Nasıl bir insan tahayyül ediyorsun? Kafanda nasıl hayal ediyorsun? Uzun boylu mu? Evet. Uzun boylu. Güler yüzlü mü? Zannetmem. Neden? İşte zannedemiyorum. Niçin? Sert bir insan mı? Galiba. Korkuyor musun babandan? Hayır. Sinirleniyor musun babana? Bazen.
Devam et bakayım, kapı açılınca kimi göreceğiz biz de bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dursun Bey lütfen. Baba. Seni çağırıyorlar. Dur. Dur. Dursun Bey birazdan çıkacak ama benim aklıma bir şey geldi. Baban seni havaalanında gelmiş karşılamaya. Sen onu görmek istememişsin. Öyle bir şey var mı? Hayır, ben bilmedim. Ben uçaktayken duydum. Babam havalimanındaydı, beni görmeye gelmişti. Ama sen orada olduğunu bilseydin gidip onu görür müydün? Görürdüm işte. Sana söylediler mi baban geldi diye? Evet. Sonra söylediler? Evet. Keşke o sırada söyleselerdi değil mi? Babanı nasıl anıyorsun? Yani görmek istiyorsun, bize buraya geldiğine göre görmek istiyorsun. Şimdi birazdan göreceksin. Evet. Dursun Bey, bir gelebilir misiniz? Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz Film Gibi programından geliyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Bu çiçekler sizin için. Sizi çok seven biri gönderdi. Kimden geldiğini tahmin edebilir misiniz? Buyurun. Kimden gelmiş olabilir? Sizi çok özlemiş. Oğlumdan gelmiş olabilir. Sen köye babanı görmeye mi gittin? Evet, gitmiştim. Ama yoktu. Neredeymiş o sırada? İstanbul'da. Sana oraları kim gösterdi? Babaannen mi? Evet, işte babaannem. Anneannem. Baban buraya gelince ne diyeceksin? Bu adam burada işte, o senin baban. Ne diyeyim ki? Sevinirim işte. Hı? Sevinirim. Gelsin mi şimdi? 11 yıl sonra sen 14 yaşındasın. İlk defa babanı göreceksin değil mi? O kapının arkasında, o da seni görmek için heyecanlanıyor. İstiyorsan çağırayım mı? Çağırayım mı? Evet. Sizi baş başa bırakıyorum babanla. Hadi bakalım. Thank you.
Sağ ol canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? Kardeşin nasıl? İyiyim. Kaç senedir görmüyorsunuz? 12 senedir. 12 senedir görmüyorum. Ben görmeyi çok arzu ettim. Babaannesine geldi ama teyzeleri bir türlü telefon numarasını vermedi. Bir dakika şunu bir alayım şuradan da ben. Siz bir yan yana otursanız da ben oğlumu yıllar sonra görsem bırakmam. Koltuğumun altından ayırmam. Nasılsın? Bir telefon numaram var bende. Fotoğraflarım da var. Bunlarla yetinmiştim. Hatırlıyor musun? Amcanla beraber çekmiştik. Bunu da anneannelerin orada. Irmağın üstünde. Fotoğrafta bende de var. Ya. Ben o kadar telefonu istedim. Teyzenler vermedi. Halanlar da vermedi. 2,5 yaşında gördünüz değil mi en son? Evet. 2,5 yaşındaydı. 2,5-3 yaşındaydı. İnsan böyle bir delikanlıyı 10 sene nasıl görmeden durabilir ya? Aslan gibi yani delikanlı. Şimdi Almanya'da bir telefonu var. Bana verilen bir telefonu var. O telefonu defalarca yani defalarca aradım. Yani çıkmıyor. Yani o telefon cevap vermiyor bana. Bunlar annemlerle, babamlarla, abimlerle görüşüyorlardı. Alın diye söyledim onların telefonunu alın diye söyledim. Bunlar vermek istemediler ya da annesi tarafından doğru vermedi. Annesi sizi görmek istemiyor mu? Zannetmiyorum. Yani onun düşüncesi şu anda buraya yansıtamam ama bilmiyorum. Annen engel oldu mu seni görmeni babanı? Evet. İstemiyor mu görmeni? Bugün nasıl gördün peki? Evden mi kaçtın geldin? Yok. Annenin haberi yok mu burada olduğundan? Evet. Efendim bu program kimseyi yargılamaz, kimseye hesap sormaz. Biz sadece sizi bir araya getirmek için buradayız. Çok teşekkür ederim. Sizin mutluluğunuzu görmekten başka hiçbir arzumuz yok. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Elvan gel. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Sizi de gördüğüm için çok teşekkür ederim. Bir dakika dur. Bak. Oğlunuzu size şu anda veriyorum. Bak. Lütfen elini bir daha bırakmayın. Yasemin Hanım'ı nerede tanıdınız efendim? Efendim bir yazışma sırasında tanıştık. Ben İstanbul'da seminerler veriyordum. O seminerlerde benim izleyicilerimdendi. Ben sonradan biyoenerji uzmanı oldum. Bel fıtığı, boyun fıtığı, migren tedavileri yaparken Yasemin Hanım'ın bel fıtığını tedavi ettim. Sonra seminerlerime katıldı ve kendisiyle biz yakınlaştık ve... Nasıl yakınlaştınız? Ben o yakınlaşma anını seviyorum. Efendim o yakınlaşma anı, ben onu onun babası çok rahatsızdı. İki sopa üzerinde yürüyordu. Kendisini iyileştirip ayağa kaldırınca tek yaşamda benim amacım şu babamın ayağa kalkması diye söyledi. Ve o zaman bana bir bakışı vardı. O bakışı hiç unutmuyorum. İşte içimde bir ok gibi saplandı. Sonra... Annesini de iyileştirdim dizlerini. Yasemin Hanım'ın annesini. Evet. Sonra bu arada aramızdaki doğan aşkı gizlemek zorunda kaldık mesleğim açısından. Ama izleyemedik efendim. Çünkü, gizleyemediniz. Çünkü buluşmak zorunda kaldık ne yazık ki. Hastalarında böyle bir şey olmuyordu ama sevdik birbirimizi artık. Ve biz bir yıl birlikte... Bir dakika. Hı, buyurun. İki konu var. Buyurun. Birincisi hastalar sevilmez mi efendim? Sevilir efendim fakat hastalara hekimler hiçbir zaman bir böyle eş ilişkisiyle
yaklaşmayı düşünemezler. Biz onunla şöyle bir çağdaş bir nikah yaptık aramızda. Bana bir dakika, çağdaş, çağdaş nikah. Çağdaş nikah, iki kişinin birbirini çağdaş severek nikah yapması demektir efendim. Çağdaş nikah bu demek, Las Vegas değil yani. Las Vegas'a gitmemişler. Nereye gittiniz? Efendim... Sultanahmet Camisi'ne mi? Hayır efendim, camiden nikah yapmadık. Nerede ama yaptınız? Ama benim kendi çevrem açısından dini bir nikahımız da oldu. Ama o nikah resmi nikah haline dönüşeceği sırada ne yazık ki annesi istememiş duyduğuma göre. O zaman ona saygımdan dolayı ben de artık ayrılmak zorunda kaldık. Ama bir dakika, siz gidip de resmi nikah niye yapıyorsunuz? Resmi nikah, evlilik ilişkisinde resmi nikah geçerli olan nikahtır. Siz evlenmek istemediniz mi? İstedim ama Kadıköy'ünde ev kiralamak için aradık, eşya aldık. Hı hı. Hatta kuşlarımız oldu, kuşlarımıza 50 kelime öğretti bir tane kuşçu. Derince'de bir kuşçu var. Yasemin, işte efendim Cemal falan diye bu isimler söyleyecek vaziyette kuş 50 kelime söylüyordu. Tam o sırada ağlayarak geldi. Annem dedi istemiyor ve bizim dedi ben de hiç kim başka birisiyle evlendirilmek istendiğini söyledi. Böylece o ilişkiyi bozmak zorunda kaldık. İlişkimiz şöyle bozuldu. Bir o ismini verirsem reklam olur. Bir hastanede Yasemin Hanım'ın burun ameliyatını yaptırdım ben. Orada çalıştığı kurumdan bir onun birlikte çalıştığı Ömer Bey isimli birisi de o gün onun eşi ona maydanoz suyu içirmiş, hastalanmış geldi. Sonra onların müdürü bu Ömer Bey'le bu Yasemin Hanım nerede kaldı diye heyecana kapılmış. Onda kalp rahatsızlığı vardı o kişide. O kişi kalp tansiyonu artmış. Onu da aynı hastaneye getirdiler. O iş yerinin işbirliği yaptığı hastane. Ben de o hastanede eşimin başında bulunuyordum. O kişiyi baktım tansiyonu çok yüksekti. 23-25 arasında. Onu biyoenerjitik yöntemle psikoanaliz yaparak tansiyonunu düşürdüm kişinin. Ve o kişiyi sonra Yasemin'in odasına aldık yukarıya. O işte aileden gizlemiştik birlikteliğimizi. O sizin aile doktorunuz ne kadar iyi bir insan. Hiçbir şey yapmadan iyileştirdi. Yasemin de başına bekliyor diye kayınpedere telefon açmış. Onlar böylece öğrendiler bizim çağdaş nikahımızı. Çağdaş nikah imam nikahı oluyor. Değil efendim. Değil efendim. Değil efendim. Hayır efendim. Bravo. Aramızdaki gönül nikahı efendim. Yani gönül nikahı da oluyor. O zaman yani imama gitmeye lüzum yok. Gönül nikahı, gönül gönlüne yapabilirsiniz. Yapılır. Ondan sonra o nikahta resmileştirilir, gidilir. Kayıt yapılır. Peki aileniz Yasemin'e karşı mı? Benim ailem karşı değil. Benim ailemle ben bağımsız bir insanım. Ailemde 6 kardeşim var. Bütün düşünceleri hepsinin başkadır. Ben özgür bir insanım. Düşüncemle de, yapımla da, yaşamla da bana karışamaz onlar. Onlarda hiçbir şey dediği yoktu. Yalnız Yasemin Hanım'ın annesi karşı çıktığını söyledi ve ondan dolayı bizim evlenmemize engel olunacağını, onun dediği kişiyle de evlenmeyeceğini, ömür boyu evlenmeyeceğini söyledi. Senden bir başka bir kişi daha olamaz dedi bana. Böylece şeyimiz bitti yani. Ya ben bu ilişkiyi bir şey anlamıyorum. Şimdi siz Yasemin'i seviyorsunuz. Evet. Yasemin sizi seviyor. Evet. Siz Yasemin'le evlenmek istiyorsunuz. Evet. Niye evlenmiyorsunuz? Yasemin'in annesi mi kızıyor? Annesi kızdı, karşı çıktı efendim. O da annesine çok bağlı. Annem hastalanmasın dedi. Yasemin annesi bana karşı. Kendisi söyledi karşı çıktığını. Bana Yasemin'in annesi ben karşıyım bir şey de demedi yani. Yalnız bir gün telefon açtım ben bakalım ne oluyor diye. Bana telefonda biz sizi tanımıyoruz böyle bir kişi dedi. Bir de 3-4 sayfa bir mektup yazdım. Hani iki kişinin seven iki kişinin birlikte olmasına hani sakıncası olmayacağını, ikisinin de annemiz babamız olarak kendilerine bakacağımızı ve bu şekilde birlikte çok güzel bir yaşamız olacağını yazdım ben. Ama o nerede şu anda Yasemin Hanım? Efendim Yasemin Hanım şu anda İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da. Kaç ay oldu ayrılalı? 1,5-2 yıl oldu. 1,5-2 yıl. 1,5-2 yıldır siz onu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum ve şiir yazıyorum. İki tane sevgi üzerine şiir kitabım oldu. Onlar, Yasemin Hanım sayesinde? Onun sayesinde. Daha evvel politik şiirler yazıyordum. Onları
birçok yerde yayınlamıştım. Şimdi sevgi şiirlerim var. Yasemin'e olan şiiri okuyabilir misiniz? Efendim, tamam efendim. Sen en güzel gerçek. Sen gittikten sonra böyle oldu ortalık. Bulandı deniz, sen gittikten sonra sustu her kıyı. Geçip gittiğin kuşlar bile üzgün. Ama unutmadım o yarım şarkıyı. Kurak ülkesine aşkımı sen yağarsın bulutlardan. Yeşeren topraklarla gönenir içim. Bakma böyle yalnız olduğuma. Seni sevdim ya, sevgiyi tattım ya. Ben çok sevmişliyim. Siz Fransa'da mı yaşıyorsunuz? Strasbourg'da yaşıyorum efendim. Yasemin Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Ben tabii Türkiye'de de Didim'de bir biyoenerji terapi merkezim var. 3 ay orada kalıyorum. Geri tarafı Strasbourg'da yaşıyorum. Yakında da temelli Türkiye'de yaşayacağım. Sağlık olursa. Yasemin Hanım'ı 2 yıl önce gördüm. 2 yıldır hiç görüşemediniz. Görüşemedik. Telefon, mektup. Ben saygılı bir insanım, o da saygılı. İlişkimiz kopsun istedim. Hani böyle bir ailesi arasında. Çünkü Türkiye'de evlilikler eşlerle değil sadece ailelerde bir evlilik olduğu için. Aileden karşı çıkan istemedim. Ve bunu bir şeye bıraktık böyle. Eğer o evlenseydi ve birisini bulsaydı ben ortaya çıkmayacaktım. Ben de evlenseydim belki o da ortaya... Şimdi o evlenmedi mi? Ben onun yalnız olduğunu öğrendim. Evlenmedi. Kapıyı açalım bakalım belki gelmiştir. Elvan, gel biraz açıklama yap. Gel. Sinan Bey, biz Yasemin Hanım'a gittik. Fakat Yasemin Hanım 1,5 yıl önce evlenmiş efendim. Öyle mi efendim? Evet. Onu bilmiyorum efendim. O zaman mutluluklar dilerim o zaman. Ama bilmem ki, sanmıyorum. İnanmak istemiyor musunuz evlendiğine? İstemiyorum. Ama evlenmişse yapacak bir şey yoktur. Onun sevgisi bende o günkü Yasemin olarak sürer gider. Alkışlıyoruz. Ayşe'nin yatağından ayrıldığı geceyi hatırlıyor musunuz? Hayır, ikimiz evlatlık verildik. Daha sonra ben evlatlık olduğumu öğrenince ikiz kardeşimin ne olduğunu öğrendim. Onlar da yıllar boyu hiçbir zaman yüzünü görmemiş, verdikleri günden itibaren. Ben de görmedim. Ben Sinan Bey çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Şöyle rahat rahat oturun. Su vereyim mi size? Su için biraz... Kendinize gelin. Nerede olduğuna dair hiçbir bilginiz yok değil mi? Hayır, sadece İzmir'de olduğunu öğrendim.
Kimden öğrendiniz onu? Ayşe'lerin komşusu varmış. O komşu Ayşe'nin, yani bizim dünyaya getiren Sultan teyze ile Cemil amcaya haber vermiş. Sultan teyze ve Cemil amca dediğiniz anneniz babanız mı? Evet ama söyleyemiyorum. Neden söyleyemiyorsunuz? Anne baba diyemiyor musunuz? Hayır. Kızdığınızdan mı? Yok, kızdığımdan da değil. Ben bugüne kadar 21 yıldan beri bir tek Aysel annemin Halil İbrahim babamın olduğunu biliyorum. Tamam, o da beni 9 ay karnında taşımış ama taşımak, anne karnında taşımak hiçbir zaman önemli değil benim için. Benim de 3 yaşında bir kızım var Sinan Bey. Ben de 9 ay karnımda taşıdım. O acıları unuttum. Şu an onu geliştiriyorum, onu yetiştiriyorum. Benim için önemli olan o. Hasta olduğu zaman ben onun başındaydım, çocuğumun. Ama benim başımda değildi. Benim başımda olan sadece Aysel annemdi. Ona kızgınlığım yok. O da çok zor günler geçirmiş, hastalanmış, bizi bakamamaz hale gelmiş. Çünkü 3 kere doğum yapmış, 3'ü de hep ikiz. Bizden büyüğümüz var, 2 yaş büyük, ikiz. Biz ortanca ikiz. Bizim küçüklerimiz var, ikiz. 6 kardeş toplam. Bu 6 kardeşin sizin dışınızda evlatlık verileni var mı? Evet, var. Hepsi küçükler. Evlatlık mı verilmiş? Yok, ilk büyükler evde duruyor, 2 küçüklerle bir de biz. Yani 4 kardeş evlatlık durumunda mı? Evet. Peki bakamayacakları çocukları neden yapıyorlar? Onu biz de soruyoruz da cevaplayamıyor. Annenizle babanızla en son ne zaman görüştünüz? Sultan teyzeyle mi? Anne diyemiyorum Sinan. Lütfen. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. En son... Sultan teyzeyi ne zaman gördünüz? 2 sene önce. Nasıl aranız? Görünce... Yok, iyi, normal. Tartışma var mı? Hayır, olmadı. Tartışma yok. Da ne kadar olsa da bir soğukluk var arada. Sultan teyze öbürü ne amcaydı? Cemil amca. Bence o kadar önemsiz bir şey değil. Doğuran ve dünyaya gelmesini sağlayan anne ve baba. Ama siz onlara karşı anne baba hissetmiyorsunuz. Hayır, kesinlikle. O zaman bir anne baba ihtiyacı içinde olmadınız. Hayır. Olmadım. Size bakanlar gerçekten sevgiyle bakmışlar. Onları burada gerçekten bir alkışlayabilir miyiz? Sen evlatlıksın, hemen o evi terk et diyen kimdi? Onu şu an hala daha bilemiyoruz. Mektup bulamadım. Mu yazmış? Evet. Sizin haberiniz yoktu? Yoktu. Orta 2'deydim. Çantamın üstüne konuyordu. 2-3 defa tekrarlandı bu olay. Daha sonra babam savcılığa gitti. Böyle böyle bir olay var diye. Onlar da araştırdı, bulamadılar. Annemle babam bu Sultan teyzelere telefon etmiş. Böyle bir olay var mı diye. Siz mi yapıyorsunuz acaba diye. Onlar kesinlikle hayır, biz böyle bir şey yapmıyoruz demişler. Zaten ben onları önceden tanıyordum ama babamın asker arkadaşı olarak biliyordum. Geliyorlardı ara sıra. Biz bir kere gitmiştik, öyle düğünleri vardı. Daha sonra evlatlık olduğumu öğrenince anne kim diye sordum. Sultan teyze ile Cemil amcanın olduğunu öğrendim. İşte bayağı bir yıkıldım. Üzüldüm. Evlatlık olduğum için üzüldüm. Bu anı kaç öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız? Orta 2'deydim. Öğrenmek istemez miydiniz? İstemezdim. Gerçi şu an şöyle düşünüyorum da ilk zamanlar çok sorun haline getirdim. Streslere girdim. Aşırı derece sinir bozukluğu yaşadım. Şu an hiçbir şey, keşke canımı sıkmasaydım diyorum. Çünkü annemle babam hiçbir zaman evlatlık şeysi, davranışında bulunmadılar. Hissettirmediler bana. Bu notu yazan insan ne amaç hedeflemiş olabilir? Bilmiyorum ki. Ne istiyor sizden? Hiçbir bildiğim yok Sinan Bey. Sadece de annemden babamdan soğumam amacıyla mı yapıldı? Yoksa Sultan teyzeyle Cemil amcanın yanına gitmememi mi istediler aklımı çelip de?
Onların yanına gitmenizden ne kaybedeceksiniz ya da ne kazanacaksınız? Kendi fikrim. Oraya gitmeyi zaten asla düşünmedim. Sultan teyze ile Cemil amcanın böyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorsunuz. Evet. Onlar bunu duydukları zaman reaksiyonları ne oldu? İşte Sultan teyze çok ağladı. Ben zor durumda kaldım. Hastalandım. Bakamayacak durumda olduğum için bu duruma başvurdum dedi. Ama ben ona defalarca teşekkür ettim. Beni iyi ki böyle bir aileye verdiniz diye. Kızmıyorum size. Hiçbir kızgınlığım yok dedim. Daha verdiğiniz için size teşekkür ediyorum dedim. Siz yatağında mı büyüdünüz Muğla'da? Hayır, Muğla'da. Muğla'da büyüdünüz. Muğla'da. Giden kardeşiniz? O yatağına gitmiş. Yatağına verilmiş evlatlık. Onun babasıyla annesi, büyüten annesiyle babası ölmüş zannedersem. Onu kaç zamandır görmüyorsunuz? 21 yıldan beri. 21? Yani doğduğumdan itibaren hiç görmedim. İkiz kardeşinizi görmediniz? Hiç görmedim. Hakkında bir şey biliyor musunuz? Sadece evlendiğini biliyorum. Evlendiği eşinin bizimle görüşmesini istediğini biliyorum. Niye görüşmemiş peki? Bilmiyorum Sinan Bey. Belki yeni öğrendi herhalde evlatlık olduğunu. Çünkü onun yaşadığı duyguları, şu an yaşadığı duyguları 4-5 sene önce ben de yaşadım. Belki içinde bir korku var. Ne hissettiğini şu an bilemiyorum. Ama tek istediğim inşallah gelin bir kerecik olsun yüzünü göreyim. Tamam. Biz Ayşe'ye gittik mi? Şimdi Ayşe'yi göreceksiniz. Bir görelim. Merhaba efendim. İzmir Bergama'dayız şu an. Bize başvuruda bulunan Banu Kıvrık, kardeş Ayşe Hanım'ı tam 21 yıldır görmüyor. Biz de Ayşe Hanım'ın bulma ümidiyle ve bu güzel çiçekleri ona vermek için evine doğru gidiyoruz. Ayşe Hanım. Merhaba Ayşe Hanım. Film gibi programdan geliyoruz. Dur. Çiçek getirdik. Benziyor mu size? Evet. 21 sene sonra film gibi diye bir televizyon programı yapıyoruz ve sizi ikiz kardeşinizle böyle televizyon ekranında en azından baş başa getiriyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah birazdan kendisini göreceksiniz. İnşallah. Devam edelim. Çiçek getirdik size. Kimden? Kardeşiniz Banu Hanım'dan. Telefon ettiniz mi hiç ona? Ettim. Telefonda konuşamadınız mı? Yalan söylüyorsunuz dedi. İnanmadın mı? İnanmadı. Bir ikiz kardeşi olduğunu bilmiyor mu Ayşe? Ya biliyor ya da bilmiyor. Bilemeyeceğim ki sadece bana söylediği şey yalan söylüyorsunuz dedi. Ben de özür dilerim rahatsız ettiğim için dedim kapattım telefonu. Biz inandırdık bir kardeşi olduğuna. Teşekkür ederim. Bence bu gözyaşını fazla uzatmayalım. Değil mi? Gelsin mi? İnşallah.
size güzel bir haberim var. İkiz kardeşiniz gelmedi ama birazdan sizinle buluşacak. Şöyle olacak. Ben Elvan, gelir misin bir dakika? Çok güzel haberler aldık kendisinden. Birazdan Elvan anlatacak nasıl buluşacağınızı. Elvancığım nerede? Banu Hanım bir alo derse Ayşe Hanım hatta. Ha, telefonda mı? Evet. Çok güzel. Alo. Ayşe Hanım. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi kız kardeşinizle baş başa bırakıyorum. Tamam. Merhaba. Merhaba Ayşe. Merhaba. Efendim? Niçin gelmedin? Rahatsızım. Hamile olduğum için doktorum yola çıkmama izin vermedi. Geçmiş olsun. Sevindim hamile olduğuna. Ben ne konuşacağımı bilemiyorum. Çok heyecanlıyım ve bayağı bir stresteyim. İnandın mı şimdi ikiz kardeşin olduğuna? İnandım. İnanmayacağım da ne yapacağım yani? Bayağı bir, bu konu üzerinde bayağı bir duruldu. Yani inanmak mecburiyetinde kaldım. İnandım da. Ya. Ayşe'yle görüşmek ister misin? İsterim. Ayşe Hanım çok benziyorsunuz. Kız kardeşinize çok benziyorsunuz. Bilemiyorum. İkiz olduğumuz için benzeriz herhalde. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım. Efendim ben sizin evli olduğunuzu ve şu anda hamile olduğunuz için buraya gelmediğinizi biliyorum. Evet. İnşallah film gibi ekibi sizi kardeşinizle buluşturacak. İster misiniz bunu? Ben kardeşimi evime bekliyorum. Tamam, ben dışarıya çıkmak istemiyorum. Doktorum izin vermiyor. Ben kardeşimi evime bekliyorum. Tamam, ben biz dışarıya çıkmak istemiyorum. Doktorum izin vermiyor. Tamam diyor musunuz? Evimde tamam. Görüşebilirsem çok sevinirim. Tamam. Tamam dedi, duydunuz mu? Tamam, biz, duydum. Biz geleceğiz size. Tamam. Ne zaman görüşebiliriz? İlk fırsatta. Ne zaman gidelim? Yarın gidelim. Yarın geliyoruz efendim. Alkışlıyoruz efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Beraber. Nerede şu anda Banu, Ayşe? İzmir Bergama'da. Efendim biz yarın uçakla beraber nereye gidiyoruz birlikte? İzmir Bergama'ya gidiyoruz. Cuma gitsek daha iyi olmaz mı? Yarın gidelim. Ben zaten Cuma günü İzmir'e gideceğim. Peki efendim, alkışlayıp yolcu ediyoruz.